Sevgili çocuklar, değerli gençler, ekranları başta bizleri izleyen, siz değerli izleyenler, Kanal V'nin sizler için hazırladığı Müzedeki Antalya programının bir yeni bölümünden ben Edip Özgür ve de programa sizleri temsilen katılan değerli kardeşlerinizle beraber hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ve de her zaman olduğu gibi programımızın bu yeni bölümüne, bu yeni söyleşiye başlarken hepinize kocaman bir merhaba gönderiyor ve sizleri selamlıyoruz. Merhaba. Sevgili çocuklar, izlediğiniz gibi, hatırlayacağınız gibi geçen haftalarda Antalya Müzesi'nin heykel salonlarında gezdik, Lahitler Galerisi'nde gezdik ve de pergi atölyelerinde pergili ustaların yoğunttuğu heykelleri incelemeye çalıştık. Sizlere anlatmaya çalıştım. Bunlar arasında hangi heykelleri izledik? Dedik ki antik dönemde anlatılan öykülerin, masalların, destanların yansıtıldığı heykeller. Diğer bir deyişle pergi atölyelerindeki ustalar hangi konuları, hangi hikayeleri, hangi masalları, hangi destanları hatırlamış da onları taşa yansıtmış şeklinde bir program yapmıştık. Ve de demiştik ki hatırlayın, öykülerden yoğuntulara diye bir program yapmıştık. Ve birkaç programımızda destanlardan, masallardan, öykülerden bahsederek Antalya Müzesi'ndeki heykelleri yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Hepsi hatırlıyorsunuz değil mi? Güzel. Peki Antalya Müzesi'ndeki heykeller sadece antik dönemde anlatılan masalların, öykülerin, destanların yoğuntulduğu heykellerle mi sınırlı? Tabii ki değil. Bunların yanında müzede tarihi yansıtan, tarihi şahsiyetleri yansıtan, tarihi şahsiyetlerin bize anımsattığı tarihi olayları yansıtan, anımsatan heykeller de var. O halde bugün bu programda bu konuyu işleyelim istedik. Öykülerin yanında tarihi yansıtan heykellerimizden bahsedelim. Ancak heykellerden önce size tarih hakkında çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Tarih çocuklar çok büyük, çok kuvvetli, çok durmadan akan bir nehirdir. Bu tarih nehri içinde olaylar akarlar giderler. Ancak bu nehrin akışında, hızlı akışı, yavaş akışı, ara sıra yön değiştirmesinde uluslar ve de ulusların başındaki liderler rol oynarlar. Tarihte hep bu böyle olmuştur. Günümüzde olduğu gibi birçok ulus antik dönemde de yan yana yaşamışlar. Çok iyi ilişkileri olduğu halde bazen onlar da savaş yapmışlar, bazen onlar da birbirleriyle kavga yapmışlar. Dolayısıyla bu savaşlar, kavgalar sırasında hangi ulusun, hangi kavmin lideri daha başarılıysa o ulus kazanmıştır. Değil mi? Tarihte hep bu böyledir. Dolayısıyla liderler tarih içinde bulundukları ülkenin ve de bulundukları coğrafyanın tarihi kaderini tayin eden bir numaralı şahsiyetlerdir. Peki bu liderler deyince, tarihi liderler, tarihi şahsiyetler deyince muhakkak ilk aklımıza gelen kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'ümüzdür, değil mi? Mustafa Kemal Atatürk dünya tarihi içerisinde 20. yüzyılın en büyük lideridir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu benim hatırladığım bir İngiliz devlet adamı da aynı şeyi söylüyor. Bu İngiliz devlet adamı diyor ki her yüzyıl bir ulusun lideri dünyanın bir numaralı lideri olur. 20. yüzyıla bakarsanız 20. yüzyılın lideri Türkiye'den çıkmıştır. O lider de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu bir İngiliz devlet adamı söylüyor. Pek de mutlu belki söylemiyordu bunu. Ama bu bir tarihi gerçek. Bir Churchill'dir demiyor, bir Eisenhower demiyor, bir Stalin demiyor, bir Lenin demiyor. 20. yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Dünya tarihi bunu böyle kabul ediyor. Nereden geldik bu konuya? Tarihte de, antik devirde de bir takım liderler vardı. Ülkelerinin başında olan, ülkelerinin tarihi kaderini tayin eden, ülkelerinin tarihi coğrafyasını tayin eden liderler. Bunlar arasında ilk hatırladığımız, antik dönem liderler arasında ilk hatırladığımız kimdir?
önünde, heykelin önünde durduğumuz Büyük İskender'dir. Ne kadar şanslıyız ki, o kadar şanslıyız ki antik dönemin bir numaralı önde gelen tarih sayfaları içerisinde sözün adından çok çok bahsedilen, günümüzde adına romanlar yazılan, günümüzde adına birçok filmler yapılan Büyük İskender heykelinin önündeyiz. Dünyada hiçbir çocuğa sizden başka nasip olmaz böylesine bir heykelin önünde durmak, böylesine bir heykelin önündeki programda yer almak. Onun için çok şanslı olduğunuzu düşünün bu konuda. İleride bu şansınızı sanırım daha çok anlayacaksınız. Peki, heykelinden önce isterseniz biraz Büyük İskender'den bahsedelim. Daha önce duymuş muydunuz? Büyük İskender adını duyan var mı? Ne zaman duydun? Biz eski okulumda bir geziye gitmiştik. Evet. Orada böyle müzeye gitmiştik. Orada bize Büyük İskender'den bahsetmişlerdi. Antalya Müzesi'nde de olduğunu söylemişti. Söylemişlerdi. Bunu daha önce duydun yani. Evet. Harika. Daha önce de duyduğunuz gibi, dediğim gibi size adına birçok roman yazılan, birçok film çevrilen Büyük İskender heykelinin önündeyiz. Peki, dediğim gibi heykelden önce ne yapalım? Hadi biraz Büyük İskender'den bahsedelim. Bu antik dönemin en büyük liderinden. Büyük İskender Makedonyalıydı. Makedonya'yı duydunuz mu? Makedonya bugün günümüz coğrafyasında Yunanistan'ın kuzeyinde bir devlet. Ancak antik dönemde yine aynı coğrafya içerisinde bir Makedon krallığı vardı. Sevgili çocuklar, bazen karıştırılır, komşu oldukları için bugünkü battaki komşumuz Yunanistan'la Makedonya'nın aynı ülke olduğu veyahut da aynı halklar, aynı toplum olduğu söylenir ama değil. Yunanlılar ayrıdır, Hellenler. Bugün Yunanlar demek bizim için daha çok kolayımıza geliyor galiba, Yunanlılar diyoruz ama Hellenler, aslında Hellenlerle Makedonlar birbirinden ayrı iki kavimdir, iki toplumdur. Bazı tarih yazarları aynı köklerden, aynı soylardan geldiklerini söyleseler de Makedonlar ayrı, Yunanlılar, Hellenler ayrı kavimlerdir, ayrı ırktan insanlardır. Peki, Yunanistan'ın kuzeyinde Makedonya, Makedonya 8. yüzyıldan, İsa'dan önce diyorum, milattan önce, 8. yüzyıldan itibaren bir krallığa, daha önceleri göçebe kavimler halinde yaşarlarken 8. yüzyıldan sonra bir krallığa dönüşür. Makedonya krallığı olur Yunanistan'ın kuzeyinde. Bu krallık zaman içerisinde gelişir. Yeni krallar ülkelerini geliştirmeye, büyütmeye çalışırlar. Bunlar içerisinde en çok iyi bildiğimiz Büyük İskender'in babası Filip. O halde Büyük İskender, İskender Filip'in oğludur. Kral Filip'in oğludur. Makedonya kralı Filip'in oğludur. Babası öldükten sonra tahta geçer. Makedonya'yı Yunanistan dahil büyük bir dünya devleti haline getirmek ister. Çünkü ufku çok geniş bir kraldır. Neden? Nedeni şöyle açıklanır tarihçilerce. Çok ünlü Yunanlı Hellen hocalardan ders almıştır. Hellen kültürüyle yoğrulmuştur. Aristo hocasıdır, Eflatun hocasıdır. Dolayısıyla bu hocalardan ders almıştır. Bu çok derin kültür içerisinde yetiştiğinden dolayı çok ufku geniş bir kral olmuştur. Zaten eğitimi sırasında her konuda mükemmel eğitim aldığından mükemmel bir savaşçı, mükemmel bir de asker olmuştur. 20 yaşında babası ölünce kral olur. 20 yaşında genç bir kral, düşünebiliyor musunuz? Ve tek hayali ülkesinin coğrafyasını genişletmek, bir dünya devleti yapmak. O şekilde programını yapar. Sadece 13 yıl içerisinde doğduğu köy Makedonya Pella'dan Hindistan'da Patala'ya kadar. Lütfen coğrafya dersinizden şu haritayı gözünüzün önüne getirin. Makedonya, Yunanistan'ın kuzeyi, Makedonya'dan Hindistan'a kadar, İndus Nehri'ne kadar kocaman bir İskender İmparatorluğu kurar. Böylesine bir dahi kral. Bölgemizle alakası ne? Tabii bu imparatorluğu kurarken Anadolu'muzu, bugün yaşadığımız ülkeyi, Anadolu'yu da kendi imparatorluğu sınırları içerisine katar. Katarken ne yapar? Tabii ki Makedonya'dan çıkar. Önce ne yapar? Dardanel'e geçer. Nedir Dardanel? Biliyorsunuz daha önceki programlardan Çanakkale Boğazı, değil mi? Çanakkale Boğazı'nı geçer.
Oradan bir savaş yapar. Kimlere karşı? O dönemde Anadolu Pers istilası, yani bugün İranlıların istilası altındadır. İranlıları bir güzel yener birinci savaşta. Ondan sonra yoluna devam eder. Bir ikinci savaş olur. İskenderun yakınlarında İssos'ta. Bir de orada yener Persleri, İranlıları ve yoluna devam eder. Peki bu Anadolu seyahati sırasında, diyelim ki seferleri sırasında ne yapar? Dedi ki Dardanel'den geçer, Truva'yı alır, Efes'i alır, aşağıya güneye iner ve bölgemize gelir. Tarih İsa'dan önce 334 ve 333. Bölgemize gelirken kuzeyden gelir, Fasalis'e gelir. Fasalis hepiniz biliyorsunuz. Liman kenti antik dönemde. Bugünkü çok güzel ziyaret edilir bir tarihi köşe. Aynı zamanda denizinden de yararlanıyoruz. Fasalis'i duydunuz. Fasalis'e gelir. Fasalisler ordusunun bir kısmını Perge'ye doğru dağ yollarından, Korkuteli üzerinden diyelim gönderir. Kendisi sahil yolundan, sahil yolu takip eder, Perge'ye varır. Bu bilgileri nereden biliyoruz? Roma dönemindeki bir tarihçiden, Arrianos adlı bir tarihçi, İskender'in bütün hayatını yazar, seferlerini yazar. Hangi yıl, hangi ay, neredeydi diye onun yazdığı bilgilere dayanarak İskender'in, Büyük İskender'in ne zaman nerede olduğunu biliyoruz. Perge'ye gelmezden önce Pergeliler, bu heykellerin yapıldığı Perge antik kentte yaşayanlar, bir şehir devlet orası, haber salarlar. İskender'i saygıyla karşılayacağız diye. Hiçbir direnme göstermezler, onu bir misafir gibi ağırlarlar. İskender bundan çok memnun olur. Bölgemizle ilgili Büyük İskender'in bağlantılarını kuruyoruz. Peki Perge'den sonra doğuya doğru gidin, Silyon, Aspendos, Side antik kentleri. Çok iyi biliyorsunuz. Silyonlular şehirleri duvarla kaplıdır, surlarla kaplıdır. Önce direnme gösterirler. Şehri teslim etmek istemezler Büyük İskender'e ve ordularına. Ondan sonra Aspendoslular, onlar da aynı şekilde. Önce kabul ederler, sonra vazgeçerler, sonra tekrar kabul ederler. İskender'in, Side aynı şekilde. Büyük İskender'in direnme görmediği, hiçbir şekilde misafir olarak kabul edildiği şehir, ilk şehir Perge'dir. Perge'liler hoş geldiniz şeklinde karşılarlar. Ondan sonra bölgemizden sonra Büyük İskender kuzeye Gordion'a gider. Ankara yakınlarındaki, orada seferlerine devam eder, Hindistan'a kadar bütün ülkeleri imparatorluğu sınırları içine katmış olur. Böylece daha gençlik yıllarında kurduğu hayalleri, bir dünya devleti, dünya imparatorluğu kuracak diye, hayalleri oydu ya, Makedonya'dan Hindistan'a kadar kurmuş olur. 13 yıl içerisinde, 33 yıl yaşında, çok gençken, 33 yaşındayken hayatını kaybeder. Birçok hikayeler anlatılır. Doğumundan ölümüne kadar onun hayatıyla ilgili. Dolayısıyla bu renkli kişiliği dediğimiz gibi birçok romana, birçok filme sahne olmuştur. Başa bir daha dönüyorum. Büyük İskender Makedondur, Makedonyalıdır. Hellenlerle uzaktan yakından yaşadığı dönemde ilgisi yoktur ve de birbirlerini hiç sevmezler. Hellenlerle Makedonlar, Büyük İskender'in babasının ve kendisinin yaşadığı dönemde. Neden? Birbirlerine barbar olarak hitap ederler. Tarihte bir örneği var, birbirlerinden hoşlanmadıklarının. Hellenler 5. yüzyılda olimpiyat oyunları düzenlerler. Olimpiyat oyunları biliyorsunuz, spor yarışmaları. Günümüzde de yapılıyor değil mi? Bu olimpiyat oyunlarına Makedonlar da katılmak isterler. Biz de katılacağız derler ama Hellenler hayırdır. Siz barbarsınız, biz sizi oyunlara katmayız, olimpiyat oyunlara katmayız. Bunun gibi. Ama ne yapar Büyük İskender? Büyük bir imparatorluk kurar. Gün gelir Helenlere, Atina'ya, Korint Birliği'ne bir haber salar. Bundan sonra beni Tanrı olarak bileceksiniz. Tanrı olarak kabul edeceksiniz. Çaresiz Helenler, peki artık sen bizim Tanrı mısın der. Kendisini onlara Tanrı olarak kabul ettirir. Neden bunları söylemek istedim? Makedon kralı Büyük İskender ve Yunanistan aralarındaki farkları, aralarındaki karşı karşıya gelmeleri söyleyebilmek için. Sanırım bu kadar bilgi İskender ve onun kurduğu imparatorluk hakkında yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bir de heykele geçelim. Büyük İskender heykeli. Hadi bakalım heykel bize neler anlatıyor. Buraya kadar ne yaptık?
Büyük İskender'in biraz hayatından bahsetmeye başladık ve en son 323'te İsa'dan önce Babil'de ölümüne kadar getirdik. Bence dünya liderleri, birçok tarih içinde bu böyledi. Dünya liderleri içerisinde dünya tarihine, bulundukları coğrafyanın tarihi kaderine en çok etki eden, tarihi kaderini tayin eden liderler arasında en renklisi, hayatı en renkli olan, hayatı serüvenlerle geçmiş, en renkli serüvenlerle geçmiş olan Büyük İskender'dir. Onun içindir ki adına birçok romanlar yazılmış, birçok filmler çevrilmiş. Peki, hadi gelin bakalım biraz da İskender'e bakalım ne şekilde. Çok şanslısınız. İlerideki yaşlarda belki bu şansınızı bir daha hatırlayacaksınız. Dünyada her çocuğa nasip olmaz. Büyük İskender'in böylesine tarihe adını yazdırmış, döneminin tarihine damgası vurmuş liderin heykelinin önünde olmak. Peki, nerede bulundu Büyük İskender heykeli? Perge Tiyatrosu'nda bulundu. Perge Tiyatrosu hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorsunuz. Haydi bakalım, tiyatro neresinde bulundu? Gelin, tiyatronun bir kez daha hazırladığımız çizimi önünde ve de gittiğimiz bölüm önünde nerede bulunduğunu söylemeye çalışalım. Büyük İskender heykeli tiyatroda, lütfen hatırlayın, geçen haftalarda tiyatronun, Perge Tiyatrosu'nun ikinci katının heykellerini gözden geçirdik. Hatırladınız mı? Dionysos dedik, ondan sonra üç tanrıça, üç tanrı dedik her iki yanında. Peki, birinci katın heykellerinden bahsetmemiştik. Birinci katın heykelleri hangileridir? Birinci katın heykellerinin başında Büyük İskender var. Büyük İskender heykeli Perge Tiyatrosu kazılarında hemen Büyük İskender heykeli burada sergileniyordu. Tiyatronun aktif olduğu yıllarda, burada oyunların oynandığı yıllarda Büyük İskender heykeli bir numaraydı. Büyük İskender'in heykelinden sonra birçok heykel yanında sıralandı. Kimdir bunlar? Roma imparatorlarıdır. Diyebiliriz ki Roma imparatorlarının sergilemesi, diyebiliriz ki İskender'den sonra Roma imparatorlarının resmi geçiti şeklinde birinci kat düzenlemesi yapıldı. Peki, bir daha Büyük İskender heykeline bakalım. 3 metreyi aşkın boyuyla dünyada örneği olmayan anıtsal bir heykel. Tabii ki ne dedik geçen haftalarda? Sahne binası depremler sonunda yıkıldı. Yıkıntılar arasından, göçükler arasından İskender heykeli kırıklar halinde bulundu. Diğer heykeller gibi. Kırıklar 2 seneden fazla süren çalışmayla, restorasyon, heykel restorasyonu çalışmasıyla tekrar birleştirilerek heykel ayağa kaldırıldı. Tabii ki eksikleri var. Eksiklerini ne yaptık? Eksiklerini günümüzün metal çubuklarıyla tamamlayarak heykeli ayağa kaldırmayı sağladık. Ama çok şanslıyız. İskender'in başını, yüz hatlarını, ifadesini gösteren yüzünü eksiksiz olarak, hafif bir burun kırığı, burnunun kırılmış ucundan başka eksiksiz olarak elde edebildik ve yerine monte ettik. Bakın çok şanslıyız. Bu restorasyon sırasında benim hocam, hepimizin gururla andığı rahmetli hocam Profesör Jale İnan Hanımefendi. Yanında yine rahmetli oldu, nur içinde yatsın diyelim. Nejat Özatay restoratör, bu restorasyon olayının başındaki hocamız. Büyük İskender heykelinin onarılması, heykel ayağa kaldırılmış, ne yapılıyor? Başının yerine oturtulmasına çalışılıyor. Bu da heykel restorasyonu. Hemen müzenin arkasında atölyelerde Büyük İskender heykeli ayağa kaldırıldı. Diğerleriyle beraber bu salonda sergilendi. Dolayısıyla dünyada benzeri olmayan anıtsal bir İskender heykeline sahip olmuş olduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Perge'ye gittiğimizde nerede oturduk? Bu sıralardan birinde oturduk değil mi? Buralarda oturduk. Burada konuştuk. Tiyatroda ilgili anılarımızdan bahsettik. Değil mi? Sen Rapunzel'den bahsetmiştin bana. Hatırladığım masallardan. Peki, yanlış hatırlamış olabilirim. Burada sıralardan birinde oturduk, sahne binasını seyrettik. Sonra ne yaptık? Köşeye geldik, Dionysos filizlerine baktık. Tiyatronun tanrısı Dionysos'un hayatını inceledik. O zaman podyum. Onun üzerinde birinci kat. Birinci katı süsleyen heykellerin başında ne dedik? Büyük İskender heykeli.
Peki bana sordunuz, tabii ki dediniz ki nereden belli Büyük İskender heykeli oldu. Bu konuda heykeltıraşı konusunda gururla söyleyebiliriz ki rahmetli hocamız Jale İnan dünyada bir numaraydı. Bu konuyu en iyi bilenlerden biriydi. Birçok kanıtla beraber bu heykelin Büyük İskender'e ait olduğunu kanıtladı. Aklıma şu an aklıma gelen en büyük özellik Büyük İskender'in portre özellikleridir. Büyük İskender portresine bakınca, diğerleriyle karşılaştırınca, diğer ekollerde üretilmiş İskender heykellerine bakınca kesinlikle Büyük İskender'e ait olduğu zaten bellidir. Dolayısıyla rahmetli hocamızı bu konuda bütün dünyayı, sadece bizi değil, bütün dünyayı aydınlattığı için bir kez daha rahmetle anıyoruz. Peki neden bir numara Büyük İskender'di de Roma İmparatorları ondan sonra sıralandı? Bütün tarihçiler der ki, yazılan kitaplar, anlatılan hikayelerden bütün Roma İmparatorları İskender gibi olmak istedi. Hepsi Büyük İskender'i kendilerine idol olarak kabul ettiler. Hepsi İskender gibi yaşamak, hepsi bir dünya imparatorluğu kurarak İskender İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediler Roma İmparatorluğu olarak. Bir kısmı da bunu başardı. Dolayısıyla hepsinin ortak ilham aldığı, onun gibi olmak istediği şahsiyet kimdi? Büyük İskender'di. Ayrıca Pergeliler de İskender'i pek mi sevmişlerdi? Saygı duymuşlardı. Şayet saygı duymasalar 400 sene sonra, tarihi düşünün, İskender 333'te geldi İsa'dan önce. Perge tiyatrosu diyelim ki 120, 130, 140'larda yapıldı. En azından 400 sene önce İskender'in gelişini unutmadılar. Ve de 400 sene sonra yapılan tiyatroda Büyük İskender'e yer verdiler. Hem de bir numara olarak, birinci heykel olarak. Bu da gösterir ki Pergeliler İskender, Büyük İskender'e karşı saygı içindeydiler. Onu saygıyla hatırladılar ve tiyatrodaki heykel düzenlemesinde bir numara yaptılar. Bu birinci neden. İkincisi, dediğimiz gibi Roma İmparatorları Büyük İskender'i kendilerini örnek aldıklarından önce onu yerleştirdiler. Sonra bir imparatorlar resmi geçidi şeklinde Roma İmparatorları sıralandı. Muhakkak ki bu düzenleme birçok tartışmadan, Perge Tiyatrosu'nun antik dönemdeki sergilemesi birçok tartışmadan, belki birçok toplantıdan sonra kararlaştırıldı. Şunu demek istiyorum, yani ezbere, hadi bu heykeli buraya koyalım, hadi bu heykeli buraya koyalım, hadi bunu buraya koyalım değil. En ince düşünceyle önce bir numara Büyük İskender yaptılar, sonra Roma İmparatorları. Üst katta önce Dionysos dediler, ondan sonra değerli eşi Ariadne ve Pergillerin çok sevdiği Hermes'i, Marsyas'ı koydular. Dolayısıyla belki şehir meclisinde bu çok tartışıldı, belki oylandı, belki Roma'dan görüş alındı, belki Roma imparatorlarından, Senato'dan görüş alındı, onay alındı, ondan sonra bu düzenlemeye karar verildi. Buraya kadar soracağınız, Büyük İskender'den bahsettik, dünya liderlerinden bahsettik. Tabii ki en başında onların 20. yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ümüzden bahsettik. Ve Perge Tiyatrosu'nda sıralamalarından. Sorunuz yoksa Büyük İskender'den sonra dedik ki Roma imparatorları sıralanmışlardır. Hadi bir de Roma imparatorlarına bakalım. Bakalım mı? Buyurun bakalım buraya. Sevgili çocuklar, söylediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nun birinci katı, başta Büyük İskender heykeli. Ondan sonra dedi ki Roma İmparatorları sanki bir resmi geçit şeklinde İskender'in yanında sıralanıyorlardı. Roma İmparatorlara bakarsak hepsi asker kılığında, asker kıyafetinde, askeri üniformalarıyla betimlenmiş durumda. Nedir? Vücutlarını koruyan zırhları. Bunda kırık ama ellerindeki kılıçları, bütün kıyafetleri birer asker imparator olduklarını gösterir. Bunlar arasında biz bölgemizi ilgilendiren, özellikle Perge antik kentini ilgilendiren üç imparatoru çok gayet iyi biliyoruz. Bunlar, hatırlıyoruz, Trajanus, ondan sonra gelen Hadrianus, Septimus Severus, onun oğlu Caracalla. Peki,
Bu heykeller söylediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nu süsleyen heykellerdi. Büyük İskender'in yanında sıralanmış heykellerdi tiyatronun birinci katını süslemek, bezemek için. Boylarına bakarsanız tabii ki bir insan boyundan daha uzun, değil mi? Özellikle Büyük İskender heykeline bakarsanız 3 metre boyuyla. Neden bu kadar uzun, neden bu kadar büyük? Onu anıtsallaştırmak için, devasa bir görünüş kazandırmak için, anıtsal bir heykelini sergilemek için kendi boylarından daha uzun boyda gösterdiler. Peki, imparatorlardan biri, bir diğeri, dördü Perge Tiyatrosu'nu süsleyen imparator heykelleri. Ancak bunların yüzlerine bakarsanız, tiyatronun yapıldığı ve yapıldıktan sonra onarıldığı yıllardaki yüz ifadeleri, vücut aynı, vücutlarında zırh var, hepsinin zırhının ortasında meduza var. Meduzayı daha önceden biliyoruz. Nedir? Korumak için. Meduza saçlarından yılan fışkıran nedir? Kızlardan bir tanesi, Gorgo kızlardan bir tanesi. Şayet Medusa'ya bakarsan taş kesilirsin. Şayet imparatora kötü gözle bakarsan taş kesilirsin. Onun için imparatorun vücudunu korumak için ortada, zırhın ortasında Medusa var. Onun altında zırhın bezemesi, aşağı yukarı bütün imparator zırhlarında aynı. Grifon dediğimiz, işte başı kartal şeklinde kanatlı, alt kısmı aslan vücudu şeklinde yaratılmış fantastik yaratıklar. İki grifon birbirlerine şahlanmış vaziyette ortadaki figüre dayanmaktalar. Altta dilimler var. Orijinalde bunlar deri bantlar şeklinde. Ama bir tanesinde çok zengin, bu da Perge heykeltıraşlarının, Perge atölyelerinin renkliliğini, çeşitliliğini gösteriyor. Ne kadar zengin dünyalar olduğunu gösteriyor. Kartal başıyla, aslan başıyla, meduza başıyla, eroslarla süslü bir deri bantları temsilen zırhın altındaki bantlar. Peki, bu imparator heykelleri dediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nun yeni düzenlemesiyle, başlarıyla, portreleriyle biraz oynanmış heykeller. Diğer bir deyişle, Perge Tiyatrosu'nun sahne binası, diyelim ki 230'larda, 240'larda yeniden düzenlenirken daha önce yapılmış bu heykeller alınmış, imparatorların başlarına yeni bir imaj, yeni bir makyaj yapılmış. Nedir? Orijinal ve çok gür olan sakalları, kıvır kıvır olan sakalları kesilmiş, kısa sakal haline getirilmiş. Tabii o zaman bana soruyorsunuz, orijinalde nasıldı? İlk şekilleri, yaşadıkları dönemdeki şekilleri nasıldı diye. O zaman haydi sorunuz yoksa İmparatorlar Salonu'na gidelim. Gerçek heykellerin, yaşadıkları dönemdeki heykellerine bakalım ve de o heykellerinin bize bölge tarihinde neler yansıttığından bahsedelim. Haydi buyurun İmparatorlar Salonu'na. Söylediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nun sahne binasını süsleyen imparator heykelleri yeni düzenlemede biraz makyaj yapılmış, yeni imaj verilmiş, sakalları kısaltılmış, saçları kısaltılmış şekilde gösterilmiştir. Devrin modasına uygun. Peki dedik ki yaşadıkları dönemde heykeller nasıldı, yaşadıkları dönemdeki yüz ifadeleri nasıldı, birebir bu şekildeydi. Şimdi dünyanın hangi müzesine gitseniz, Yunanistan'da, İtalya'da veya diğer müzelerde hangi Trajanus'un yüzüne, portresine baksanız aynı portredir, aynı yüzdür. Neden? Çünkü resmi bir portredir bu. Bütün heykeltıraşların bir yüzü, bunun yüzünü, aynı vesikalık fotoğraf gibi aynı yüzü, resmi yüzünü yapmak zorundadırlar. İşte Trajan'ın kendi portresi bu. İtalya'da bir müzeye gidin, 3 aşağı 5 yukarı aynı portreyi görürsünüz, bu Trajan dersiniz. Peki, dedik ki asker imparatordular, devamlı orduların başındaydılar, imparatorluğun sınırlarını genişletmek için çalıştılar. Dolayısıyla hep asker kıyafetinde gösterildiler. Nedir? En belirgin asker kıyafeti, vücutlarını koruyan zırhları. Bir kez daha burada, ortada Medusa, imparatoru korumak için, ondan sonra deri bantları temsilen bölümler,
ve de bir takım semboller. Peki, Trajan'ı biliyoruz. Ondan sonra gelen imparator Hadrian. Hadrian bildiğiniz gibi, düşündüğünüz gibi Roma imparatorları içerisinde yine asker imparator. Trajan öldükten sonra Hadrian tahta geçer, öyle değil mi, imparator olur. Ve de imparator olmazdan önce Trajan'ın yeğeni Sabina ile evlenir. Trajan'ın eşi Sabina. Bunlar eş. Askeri imparator nereden? Zırhından, askeri kıyafetinden belli. Aynı şekilde yine ortada Meduza ve de zırhın özelliklerini gösteren yontular. Yüzüne bakarsanız yine dünyanın her müzesinde görülen Hadrian heykellerinde olduğu gibi Hadrian'ın portre özellikleri. Sakallı bir yüz, başında çelenk, dolayısıyla tipik Hadrian heykeli. Peki, Hadrian hakkında neler hatırlıyoruz tarih içerisinde, bölgemiz tarihi içinde? Üç kapıları biliyor musunuz? Antalya üç kapıları. O üç kapılar kimin adına yapılmıştır, kimin için? Hadrian için, İmparator Hadrian için. İmparator Hadrian çok gezen bir imparatordu. İmparatorluğun bütün şehirlerini, bütün eyaletlerini geziyordu. Antalya'ya da geldi. Attalya'ydı o zaman şehrimizin adı. Antalya'ya geldi, Attalya'ya geldi. Evet, onun ziyareti sırasında, öncesi, sonrası sırasında diyebiliriz. Ne yaptı Antalyalılar? Attalyalılar, burada yaşayanlar. Üç gözlü bir tak inşa ettiler imparatorun gelişinin şerefine. Onun için bazen ne deriz? Hadrian kapısından kale içine girdin deriz, değil mi? Bazen de üç kapılardan girdik deriz. Bu üç kapılar dediğimiz yer nedir? Hadrian kapısıdır. Bu imparatorun anısına yapılmıştır. Dediğimiz gibi yanında eşi Sabina. Sabina devrin Roma döneminin hanım modasında, hanımların modasında, devrin modasına uygun olarak içinde bir iç gömlek, onun dışında bir manto ile sarılı, mantonun bir ucu başına çekilmiş, tipik bir Romalı hanımefendi pozunda. Peki, iki imparatordan bahsettik. Trajan, Hadrian. Peki Hadrian'dan sonra bir imparatorumuz daha var, bölgemizle ilgili Septimius Severus. Yine asker imparator, yine zırhı üzerinde, başı muhteşem bir baş, sanki Zeus başı gibi, bol gül sakallı, başında bir çelenk. İkinci yüzyılın sonu, üçüncü yüzyılın başı, Roma İmparatoru, yine ordularının başında, İngiltere'den Suriye'ye kadar bütün imparatorluğu gezmiş, ölümü de İngiltere yakınlarında, bugünkü İngiltere sınırları içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam York'ta vefatından sonra eşi Julia Donna ve iki oğlu alırlar babalarının cenazesini, Roma'ya götürürler, defnederler. Ama bu iki heykel bize yine Roma tarihinde bir sayfayı hatırlatır. Nedir? Öldükten sonra imparator iki oğlu vardır. Bu iki oğullarından Caracalla ve Geta. Tarihte bunun adını biliyoruz. İki kardeş Caracalla ve Geta babaları ölümünden sonra taht kavgalarına girişirler. Taht kavgalarından dolayı ağabey Caracalla kardeşi Geta'yı öldürtür veya öldürür. Bu ölüm üzerine ne olur? Anne çok üzülür, annesi de ölür. Dolayısıyla bu iki heykel bize Roma tarihinden bu dramatik sayfayı da, bu dramatik sayfaları da bize hatırlatır. Sevgili çocuklar, öylesine şanslıyız ki sadece imparator ve imparatoriçe, yani Septimius Severus ve Julia Domna değil, onların aynı zamanda babadan sonra tahta geçmiş oğlu Caracalla'nın da heykeli Antalya Müzesi'nde. Haydi Caracalla heykeline gidelim. Onun bulunuş öyküsünü ve sergi salonunu anlataraktan bugünkü programımızı bitirelim. Haydi buyurun bakalım Caracalla heykelinin olduğu salona. Sevgili çocuklar, lütfen hatırlayın ne dedik? İmparatorlar salonunda baba Septimius Severus, anne Julia Domna, baba ölünce iki kardeş birbirine düşer. Taht kavgası. Caracalla ağabey kardeşi Geta'yı öldürür ve kendisi imparator olur. Anne bu üzüntüye dayanamaz.
Çok üzülür, anne de bu üzüntüler ölür. Ama ne olur? Karakalla tahta çıkar, Roma İmparatoru olur. Karakalla'dan önce bu salondan bahsetmek istiyorum size. Bu salon Antalya Müzesi'nin en yeni salonu. Antalya Müzesi'nin en yeni salonu olma sebebi Pelge kazıları son yıllarda Antalya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Antalya Müze Müdürlüğü'nün yönetiminde devam eden kazılarda Pelge bu. Pelge'yi kazarsanız da heykel çıkmaz mı? Tabii ki çok miktarda heykel de bulundu. Özellikle Antalya Müzesi şehrin Doğu Batı Caddesi'nin batı kanadında çalışmalarını yürüttü. Bir dahaki programda büyük bir ihtimalle bu yeni kazılan alanları ve bu heykellerin bulunduğu alanları gezeceğiz beraber. Heykellerin nerede bulunduğunu göreceğiz. Bu heykeller arasında bir de Karakalla heykeli bulundu. Anlattığımız tarihi olayla bağlantılı olarak. İşte size Karakalla, kardeşini öldüren, Gete'yi öldüren Karakalla ağabey. Yine askeri imparator şeklinde ortada Medusa zırhı olan zırhlı bir giysi. Yanında esir aldığı veyahut da hakimiyeti altına aldığı bölgeleri halklarını temsilen gösterilmiş bir vatandaş da yanında destek olarak bulunmakta. Söylediğimiz gibi babasının ölümünden sonra kardeşini öldürerek tahta geçen Karakalla'nın heykeli. Bu salon için son söyleyeceğimiz Antalya Müze Müdürlüğü'nün son zamanlarda, son yıllarda yaptığı kazılarda bulunan heykeller. Bu konuda şöyle söyleyebiliriz, çok özetle şunu söyleyebiliriz. Bazen denir ya, az zamanda çok iş yapmak diye bir laf vardır ya. Gerçekten bu salon, bu sözün söyleneceği salon olsa gerek. Çünkü gerçekten az zamanda Perge'de çok işler yapıldı, çok yol alındı. Bu işler yapılırken tabii ki bu buluntularda ele geçmiş oldu. Bu konuda sorunuz var mı? O zaman ne yapalım? Haydi, bugünkü programımızı da bu Antalya Müzesi'nin bu yeni salonunda değerli izleyenlerimize yeni programlarda buluşmak üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.